Evet, alfa kaç derecedir? BC'de 106'ymış. Bakın şurası 106 derece. Burası 106 ise takdir ederseniz ki benim şu yay komple iki katından 212 olur. Devamında ABC 34'müş. Bakın burası da 34 ise benim şu yayım da iki katından 68 olur. O halde 212, 68 daha 280. Şuraya kaç kaldı? Takdir edersiniz ki 80 derece kaldı. 80 buraysa alfayı ben buradan yarısı 40 bulurum. Evet, alfa kaç derecedir? Bakın arkadaşlar, 50 çevre açım değil mi? Ben şu yayımı 50'nin iki katından 100 bulurum. Buradan alfayı ne bulurum? Formülüm neydi? 180 eksi yayım kaç? 100. Buradan alfayı 80 derece bulurum. Evet, alfa kaç derecedir? Bakın arkadaşlar, şu AD yayım 42'nin iki katından 84. Ve devamında bakın şu yaya dikkat. Ben bu yaydan, bakın bu kırmızı yaydan mavi yayı çıkartıp ikiye böldüm mü 30 dereceyi vermesi lazım. Bu bir formül. Ben buraya x diyeyim. Şöyle x eksi 84 bölü 2 eşittir 30. Buradan bölü 2'yi karşıya çarpılarak attım. Buradan x eksi 84 eşittir 60. Buradan x eşittir 144. X 144 ise bakın 84'te burasıydı. 228. 360'tan çıkartırım. Bakın 360 eksi 228 yaparım. Buradan ondan 8 çıktı 2. 5'ten 2 çıktı 3. 1. Ben şu açımı ne buldum? Şu CD açımı ne buldum? Tabii ki de 132 derece. 132 buraysa yarısı 66 alfaya kalıyor. Evet, CD kaç derecedir? Bakın şu O ile E'yi hemen birleştiriyorum. Buradan yarıçapım eşit olacağından şöyle eşitliği geldim koydum. Burada bir ikizkenar belirdi. Hemen şu açıma geldim, 35 derece dedim. Şurası 35, 35 daha 70. Bakın şöyle şurayı uzatırsam. Aynı şekilde şu çemberimi şöyle tamamlayayım. Şöyle komple 180 olacak değil mi arkadaşlar? 70'in iki katı şu kısım 140 ise. Bakın şu kısma 180'den 140'ı çıkarttım. 40 kaldı. 40 buraysa şöyle indiriyorum. CD yayımı şöyle belirtiyorum. Şöyle şurası da 40. 40, 75. Buraya kaldı 105. CD yayımı 105 derece bulurum. Evet, alfa kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar ABC 100. ABC şurası 100 ise ne yapıyorduk? 180'den çıkarttım. Benim AC yayımı kaç buldum? 80. Şöyle belirteyim. Aynı şekilde BDE 70. Şöyle BDE 70 ise 180'den 70'i çıkarttım. Ben şuradaki CE yayımı da 110 buldum. 110, 80 daha 190. Şöyle 360'tan 190 çıkarttım. Buradan 170 derece bulurum. Benim şu A ile E yayım 170 derece ise alfa çevre açım yarısından 85 derece olur. Evet, alfa kaç derecedir? Bakın arkadaşlar, benim şu yayım tam X olsun. Bakın şurası komple Y olsun. Şurası Z olsun. Şurası da komple T olsun. Arkadaşlar kuralımız neydi? Şu 30 derece neyi temsil ediyordu? Şu Y yayından X yayını çıkaracağım, ikiye böleceğim. Değil mi? Y eksi X bölü 2 eşittir 30. Buradan Y eksi X ne gelir? 60. Aynı şekilde burada da T eksi Z bölü 2 50. Şöyle T eksi Z bölü 2 eşittir 50 ise buradan T eksi Z'yi de ne buldum? Tabii ki de 100. Şimdi bana lazım olan y ile t. Neden? Çünkü alfanın formülü neydi? Alfa eşittir y artı t bölü 2. Ben y ile t'yi bulmam için x ile z'yi götürmem lazım. Bunun için de bu denklemi x artı z ile toplamam lazım. Ama bakıyorum x ile z'yi ben bilmiyorum. O zaman ben bunun yanına y artı t'yi de ekler. 360 eşit derim değil mi? Buradan taraf tarafa toplayalım. Şöyle. Şöyle x'ler gitti. Aynı şekilde z'ler gitti. Buradan iki parantezinde y artı t eşittir 160. 360 daha 520. Buradan y artı t'yi ne bulurum? Bölü 2'ye 260. Buradan da gelip yerine yazarsam 260 bölü 2'den alfayı 130 derece bulurum. Evet, alfa kaç derecedir? Arkadaşlar alfaya bakıyorum, çevre açı gördüğü yay yani A ile E arasındaki yay 2 alfa olmak zorunda.
Buradan BD yayına da ben beta diyeyim mesela. Buradan formülüm neydi? 2 alfa eksi beta bölü 2 eşittir 48'den. Buradan 2 alfa eksi beta eşittir 96. Şimdi 2 tane bilinmeyen varsa 2 tane de denklem olmak zorunda. İkinci denklemi nasıl elde ederim? Bakın şuradaki 90'ı boşuna vermedi. Orada 90 ise şurası da 90. Ben şu B ile D'yi birleştiririm. Şöyle. Şuralara kaç düştü? 45 değil mi? Aynı şekilde burası kaç? 45. Şimdi buradan 45'in baktığı yay. Yani şu B ile A arasındaki yay. Kaç olacak? 90. Aynı şekilde şuradaki 45'in baktığı yay. Yani B ile E yayı. Aynı şekilde 90. Buradan 2 alfa artı beta. 360'dan 180 çıkarttım. 2 alfa artı betayı 180 buldum. Bunları taraf tarafa toplarım. Betalar gitti. Buradan 4 alfa eşittir 276 ise buradan alfa eşittir 27'de 4 6 kere 6 kere 4 24 36'da 4 9 kere alfayı 69 derece bulurum. Evet, alfa kaç derecedir? Bakın arkadaşlar, bu iki çemberin kesiştiği noktaları, yani B ile E'yi birleştiriyorum. Buradan şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Bakın A ile E yayını kestim. Buraya bakan açım 85 değil mi? Yani sağ taraftaki yaya 85 derece bakıyor. Sol taraftaki yaya da şu açım bakıyor değil mi? O zaman bu açım 180'den 85 çıkart 95 derecedir. 95 buraysa 180'e tamamlıyorum. 85 buraya kalıyor. Aynı muhabbet burada da geçerli. Şöyle E ile C yayına bakın. 85 bu tarafa bakıyorsa geri kalan şu üstteki kısma da 95 derece bakacaktır. Alfayı ben buradan 95 bulurum. Evet, alfa kaç derecedir? Bakın arkadaşlar, şu AB yayına X diyeyim. Şurada AF yayına Y diyeyim. Şurada DF yayına M diyeyim. BD yayına da K diyeyim mesela. Şu 38 derece neyi temsil ediyor? X yayım ile M yayım arasındaki fark bölü 2. Yani X eksi M bölü 2 eşittir 38'den. Buradan X eksi M eşittir 76 olur. Aynı şekilde Y eksi K bölü 2'de 24'ü. O zaman Y eksi K'yı ne bulurum direkt? Bölü 2'yi çarp olarak attım. Direkt 48 yazayım. Bana lazım olan neresi? Bakın alfanın baktığı K ile M yaylarım değil mi? K ile M'yi elde etmem için öncelikle şuraları eksiyle çarpacağım. Sonra eksi X eksi Y'yi de götürmek için burayı X artı Y ile toplayacağım. X artı Y'yi ben bilmiyorum. O zaman M ile K'yı da ekler. Hepsini 360 eşitlerim. Buradan taraf tarafı toplarsak. Bakın artık burası artı M oldu. Artı K oldu. Şu eksi x ile eksi y şunlarla gitti. Buradan iki parantezinde m artı k eşittir. Buradan eksi 76, eksi 48 daha, eksi 124. Şöyle eksi 124'ü 360 ile de toplarsam 236 dereceyi bulurum. Buradan m k'yı ne bulurum? Çarpı 2 bölü 2 olarak attım. 118 derece bulurum. Benim m k yayım 118 ise çevre açım yarısı olacağından buradan 59 derece bulurum. Evet, alfa kaç derecedir? Bakın arkadaşlar, bu bir kural. Şu AD yayım artı DB yayım toplamda 180 olmak zorunda. 54 buraysa 108 burası. 180'den 108'i çıkarttım. 72 burası. 72 buraysa çevre açımda yarısı olacağından alfayı 36 derece bulurum. Evet, ABC kaç derecedir? Şimdi bizden istenen şu açı değil mi? Bu açının baktığı yay da A ile şöyle C yayı. Şimdi arkadaşlar, şu açılarıma ben X dersen takdir edersiniz ki AD yayım 2X, BA yayım 2X olur. Şu 96'yı bana boşuna vermemiş. Bakın ben şuraya da Y dersem formülüm neydi? 2X artı Y bölü 2 eşittir 96 derece. Buradan 2X artı Y'yi ne bulurum? 192 derece. Şu yayıma da ben Z diyeyim. Şimdi buradan şu yaylarım 192 ise benim şu yaylarım kaç olur? Yani 2x artı z eşittir. 360'dan 192 çıkarttım. 168. Benden istenen zaten şu yaydı değil mi? Bu yayda 2x artı z. 2x artı z'nin buradan 168 olduğunu görüyorum. Buradan çevre açım 84'tür derim. Evet, alfa kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar, şu D ile B'yi birleştiriyorum şöyle. Bakın çapı gören açımız neydi? 90 derece. Şöyle belirtiyorum. Bakın açılarıma ben beta diyeyim. Aynı şekilde beta burası. Şimdi şu DB yayımı ben kaç bulurum arkadaşlar? Şimdi kuralımız neydi arkadaşlar?
Bu tam daire olsaydı 180 eksi 2 beta diyecektik. Yarım daire olduğu için benim şu yayım 90 eksi 2 betadır. 90 eksi 2 beta ise bakın çevre açı görüyor onu. Yarısı nedir? 45 eksi betadır. Şimdi AFC üçgenine dikkat edin. 45 eksi beta artı beta daha 45. Alfaya buradan 135 derece kaldı derim.